Selam dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Auto-Tune'dan, Auto-Tune pluginlerinden ve Auto-Tune plugin'in üstündeki ayarlardan bahsedeceğim. Kısa bir video olacak, öz bir video olacak ama eminim birçoğunuzun merak ettiği bir video olacak. Lafı hiç uzatmadan bana destek olmak için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı, topluluğa katılmak için Discord'a gelmeyi, eğer bir işiniz varsa da sosyal medya hesaplarından bana ulaşmayı ihmal etmeyin dostlar. Hadi geçelim videomuza. Bu videoda kendi vokallerimden bir tanesini seçtim. Şöyle hiç efektsiz, ototunsuz şöyle bir dinleyelim. Sonra tek tek ototun ayarlarından bahsedeceğim. Biri olmadığın... Şöyle kısa bir kısmını loop alalım. Düşmeye cesaretli biri olmadığından, bu demek değil ki diri olmadığında, henüz öyle değilsin meta anlamında, yalnız beta anlamında, kıymeti yok alfalığın yanında duracak biri. Eğer fark ettiğiniz bir şey varsa, halihazırda bu vokal rap de olsa, hızlı bir vokal de olsa, daha R&B de olsaydı fark etmezdi. Halihazırda bir ton üzerinde gidiyor. Çok detonalar yok. Tuttuğu yerde gidiyor vokal. Bakın. Düşmeye cesaretli biri olmadığından, bu demek değil ki diri olmadığında, henüz öyle değilsin meta an... Yani ototune'la ilgili yanlış bilinen bir şey var. Ototune size şunu yapamaz. Atıyorum do minör. Bakalım şuradan göstereyim. Seçelim. Sallıyorum. Bakalım neymiş bu parça? G sharp minor değil mi? Ne varmış G sharp minor'da? Do diyez. İngilizce söyleyeyim ben bunları. Hadi öyle anlaşalım bundan sonra ya. Kafam karışıyor çevirince kafamın içinde. C sharp, D sharp, E, F sharp, G sharp, A sharp, B değil mi? Bakın burada gösteriyor. Cesaretli biri olmadığından, bu demek değil ki diri olmadığında. Henüz... Şimdi ben burada E'ye yakın bir yerde okuduğumda F'ye kaçsa bile sesim E'ye toparlıyor. Ama melodik vokallerde, bazen melodiyi takip ettiğiniz yerlerde sallıyorum mesela F sharp okumanız gerekiyordur. Ama siz E'ye daha yakın okuduğunuzda sesinizi E'ye alır. Yani durum şu. Ototune sizi hali hazırda güzel şarkı söyletmez. Güzele yakın bir şarkı söylediğinizde harika hale getirir. Eyvallah, orada sıkıntı yok. Ama siz topyekun yanlış okursanız ototune sizi düzeltemez. Orada bir anlaşalım. İlk önce iyi bir vokal şart. En azından doğru şekilde, histerik olarak doğru şekilde, doğru yerlere yakın bir şekilde okusanız da olur. Yani yanlış okumanızda da sıkıntı yok. Mükemmel bir sese ihtiyacınız yok. Ama en azından hedefiniz doğru olmalı başlangıçtan. Şimdi ilk önce Auto-Tune EFX'ten bahsedeyim. Bunu çok sık kullanıyorum. 3 tane ayarımız var burada. Input type. Şunu şöyle düşünün. Enstrüman, low male. Benim sesim daha çok low male. Daha kalın sesli erkekseniz veya kalın sesli olmanıza gerek yok. Kalın bir tonda okuyorsanız vokalinizi yine low male daha çok işinize yarar. Biraz daha tiz bir sesle okuyorsanız alto tenor işinize yarar. Halihazırda sesiniz ince ise yine buralarda daha çok iş görürsünüz. Soprano daha ince sesli erkek. Daha ince sesli erkek değil de daha ince sesli vokal, kadın sesi veya en tizleriniz, back vokalleri yaptığınız, ototun çıkardığınızda lanet bir şekilde kötü duyulan o tonları soprano ile toparlayabilirsiniz. Bunu da bir cebimize koyalım. Şarkımızın tonunu bilmeniz lazım. Bunları birçoğunuzun bildiğini, birçoğunuz beat de yapıyor aynı zamanda, birçoğunuzun bildiğini varsayıyorum. G sharp minor, o cebimizde. Burada bir formant tuşu var. Neymiş? Otomatik formant, oktav zıplamalarını da otomatik tek bir oktav haline getiriyor. Benim bildiğim kadarıyla bu ama pratikte müthiş işinize yaramayacak. İkinci olarak bu ototune açıp kapıyor zaten. Burada bir mix knob'umuz var. Bana sorduğunuz bir soru var. Daha yumuşak, etkili, nasıl ototune ayarı yapabilirim? Diyelim bak, ototune'u son ayarda verdim. Şöyle. Düşmeye cesaretli biri olmadığından, bu demek değil ki diri olmadığında, henüz öyle değilsin meta anlamında, yalnız beta anlamında. Mix knob'a aşağı indirirsen ne olur? Düşmeye cesaretli biri olmadığından, bu demek değil ki diri olmadığında, henüz öyle değilsin meta anlamında, yalnız beta anlamında, kıymeti yok alfalı. Özellikle nakaratlarda arkaya böyle hardcore bir ototune verip buradan mix knob'unu kısabilirsiniz mesela. Düşmeye cesaretli biri olmadığından, bu demek değil ki diri olmadığında, henüz öyle değilsin meta anlamında. Yine bir ototune değil ama yine notaya sokuyor ve daha güzel bir efekt veriyor. Bakın efekt ototune. Düşmeye cesaretli sonuçta biri olmadığından, bu demek değil ki diri olmadığında, henüz öyle değilsin meta anlamında, yalnız beta anlamında, kıymeti yok alfalığın yanında duracak biri olmadığında. Düşmeye cesaretli biri olmadığından, bu demek değil ki diri olmadığında, henüz öyle... Mix knob burada. Şurada bir tuşumuz daha var. Use low latency tuşu. Canlı okumalarda bu use low latency tuşuna basmazsanız, her şeyi doğru yapsanız bile sesiniz gecikmeli gelir. Ama canlı okumalardan sonra bunu kapatabilirsiniz. Retune speed. Düşmeye cesaretli biri olmadığından... ne kadar hızlı? Yani buraya siz iyi okumak istiyordunuz ama yanlışlıkla sesiniz biraz fa'ya doğru kaydı. Ne kadar hızlı bunu fa'dan biz iyi alacağız? Bu o ayarı yapıyor. Düşmeye cesaretli biri olmadığından bu demek değil ki... Bunu da kompresör videomu izlerseniz, kompresör videosundaki gibi o
yumuşak noktayı bulmak şart biraz. Düşmeye cesaretli biri olmadığından bu demek değil ki diri olmadığında henüz öyle değil. Mesela ben bunu tercih meselesinden biraz daha farklı aslında. Ben bunu düşmeye cesaretli bu hale biri getiremem. Olmadığından bu demek değil ki diri olmadığında bu vakalde getiremem. Henüz öyle değilsin, çok robotik oluyor. Tercih meselesinden biraz daha fazlası bence. Yok alfalığın yanında duracak. Çünkü biri ses yanlış yerlere de kayıyor böyle. Düşmeye cesaretli biri olmadığından bu demek değil ki diri olmadığında henüz öyle. Huminaj da şu işe yarıyor. Bakayım açıklamasında ne diyor. Belki ekleyeceğim bir şey vardır. Yüksek rütün speedlerde diyor. Realizm etkiler diyor. Yüksek rütün speedlerde, yani bu T-Pain kafası değil de biraz daha realizm ekleyeyim. Biraz daha gerçekçilik, biraz daha doğallık etkileyim derseniz o da bu işe yarıyor. Düşmeye cesaretli biri olmadığından bu demek değil ki diri sesinizin olmadığında sesinizin ne kadar doğal duyulmasını, ne kadar robotik duyulmasını istiyorsanız buradan ayarlayacaksınız. EFX'i geçelim. Hepinizin merak ettiği ototune buraya geçelim. Çünkü birkaç farklı ayar var. Burada soprano, key muhabbeti, her şey aynı. Şarkıya göre ayarlayalım bunu. Transpoz ayarı var. Düşmeye cesaretli biri olmadığından. Bu bildiğiniz bu. Bu demek değil ki diri olmadığında. Henüz formant düşmeye demin cesaretli anlatmıştım. Biri olmadığından. Bu demek değil ki diri olmadığında. Burada ayarlama yapabiliyorsunuz. Beta anlamında, yalnız beta anlamında kıymeti yok alfa. Bu ayar sizin işinize yarayabilir. Özellikle estetik anlamda bazı değişiklikler yapacaksanız, şarkıya gidiyorsa çok değişik şeyler. Düşmeye cesaretli biri olmadığından bu demek şöyle ama değil ki diri olmadığında aşağı yukarıya anlamında, yalnız özellikle beta diri vokallerde ben şu mesela formanta basıp throat'u 110'a aldığınızda çok değişik bir efekt veriyor arkaya. Böyle konuşmuşsun gibi bir efekt veriyor arkaya kalınlaştırdığı için. O benim hoşuma gidiyor çünkü. Düşmeye cesaretli biri olmadığından bu demek değil ki diri olmadığında henüz öyle değilsin. Klasik tuşuna bastığınızda transpozu ve flex tune'u kapatıyor. Anlatacağım ne olduğunu. Eski klasik tarz. Hani EFX'ten bunu kullanıyorsanız buna basmayın. O zaman niye bunu kullanıyorsunuz gibi bir durum olabilir. Bu tracking muhabbeti de sesi takip etme hızı. Bakın şimdi anlayacaksınız. Sola doğru çekersen bunu ses daha bu şeklinde, hani sesi arkadan biri takip ediyormuş gibi. Ne kadar sağa çekerseniz o kadar daha gerçekçi, o kadar daha hızlı ve o kadar daha az vibratolu duyabilirsiniz sesinizi. Bakın. Düşmeye cesaretli biri olmadığından bu demek değil ki diri olmadığında henüz öyle değilsin meta anlamında. Daha böyle sanki yalnız beta anlamında yalpak yalpak kıymeti takip yok ediyor. Alfalığın yanında duracak biri ol. Yani Travis Scott'ta falan sanırım Instagram storylerinde, YouTube'da gördüğüm kadarıyla tracking aşağılarda kullanımı duyduğum kadarıyla da öyle. Düşmeye cesaretli yani böyle biri bir tracking var onlarda. Bu demek değil ki diri olmadığında. Bir aynı muhabbet. Bunlar aynı. Humanize yine aynı muhabbet. Düşmeye cesaretli biri olmadığından. Bu genelde 20-25-30'larda böyle güzel bir ton veriyor. Flextune işte aslında çoğunuzun sorduğu soru burada saklı. Flextune şu işe yarıyor. Yani orada bir açıklaması vardır ama ben size bildiğimi söyleyeyim. Pratikte nasıl işleyeceğini söyleyeyim. Siz zaten halihazırda güzel bir vokal okudunuz. Ufak bir düzeltme istiyorsunuz. Tamam mı? Bir, yapmanız gereken rütün speed'i bu kadar hızlı tutmamak. Yani bildiğim kadarıyla Rasta falan bile 40'larda 45'lerde kullanılıyor aşağı yukarı bu otomatik olarak. Öyle mixliyorlar. Yani bunu daha böyle yukarılara alacaksınız. Güzel bir vokal okuduysanız. Humanize'ı biraz kullanacaksınız. 20'lerde, 25'lerde, 30'larda. Flextune da aralarda bazı şeyleri düzeltmeyecek. Doğallık yakalamak düşmeye için. Düşmeye cesaretli biri olmadığından. Sen şunu tamamen açarsanız şu ototun yok. Henüz öyle değilsin meta anlamında. Yalnız beta anlamında. Bakın kapatayım. Kıymeti yok alfalığın yanında duracak biri olmadığından. Yani neredeyse bir fark yok. Düşmeye cesaretli biri olmadığından. Bu demek değil ki diri olmadığında. Henüz öyle değilsin meta anlamında. Yalnız beta anlamında. Ama düzeltiyor. Kıymeti yok alfalığın yanında duracak biri olmadığından. Bu ayarlar önemli ve geldik benim en çok sevdiğim ayara. Natural vibrato. Sesinizdeki çarpmaları demin şurada anlattım ya, işte şöyle mesela mi basacaksınızdır ama sesiniz bir fa'ya bir di, bir fa'ya bir di şarpa, bir fa'ya bir de şarpa, böyle böyle titreye titreye sağ sola kayıyordur. Bu doğal vibratoları, sesinizde yaptığınız vibratoları ne kadar çok veya ne kadar az ototunu etkileyeceğini ayarlıyorsunuz. Eğer gerçekten çok da iyi bir vokalist değilseniz bunu yukarılara çekmenizi pek önermem. Bakın. Düşmeye cesaretli biri olmadığından. Abartayım. Demek değil ki diri olmadığında. Henüz öyle değilsin meta anlamında. Yalnız beta bakın, anlamında. Daha dijital. Kıymeti yok alfalığın yanında. Çünkü duracak biri vibratoları da yakalamaya çalışıyor. Düşmeye cesaretli biri olmadığından. Bu demek şimdi değil daha ki doğal. Diri olmadığında. Bakın. Henüz öyle değilsin meta anlamında. Bunu aşağıya yalnız çektiniz. Bunu böyle ellere aldınız. Ellerde sabit bıraktınız. Ve aşağıda indirebilirsiniz. Size kalmış. Humanize'ı böyle yukarı aldınız. Bu demek bir tür speed'i biraz geri aldınız. Realistik bir tavır istiyorsanız. Şu an yani ototun var mı yok mu? Biri olmadığında.
Düşmeye cesaretli biri olmadığından. Ses daha doğru şu an. Güzel kapattın. Şu an ses daha doğru, evet. Ama kapatın var mı yokmuş belli değil yani. Abartalım bir de. Düşmeye cesaretli biri olmadığından. Bu demek değil ki diri olmadığında. Henüz öyle değilsin meta anlamında. Yalnız şimdi arada bir fark var gerçekten. Kıymeti yok alfalığın yanında. Gelelim birçoğunuzda yine olan Wavestone Real Time'a. Bu arada Autotune Pro'da da bu bahsettiğim 100 low latency muhabbeti geçerli. Canlı kullanmak istiyorsanız bu low latency'yi tıklamanız lazım. Geldik Wavestone Real Time'a. Burada da yine bu Return Speed. Dondu niye? Yine bu Return Speed. Bildiğimiz Autotune'daki Return Speed. Bu da Note Transition. Bunu aslında biraz şunun gibi de düşünebilirsiniz. Flex Tune gibi düşünebilirsiniz. Bu ne kadar hızlı müdahale edeceğini gösteriyor. Bu da ne kadar hızlı notayı doğru notaya taşıyacağını gösteriyor. Wavestone'un sevdiğim diğer bir yanı da gerçekten çok fazla otomatik bu skalalar var. Çünkü Türk mokallerde bu Kürt makamları, işte ne bileyim Hicaz makamları, buradaki makamların çoğu neden bilmiyorum elime gelen vokallerde. Biraz genetik bir şey herhalde bizde, bilmiyorum. Buralarda daha iyi, yani kulağımız öyle alışmış büyük ihtimalle. Buralarda daha iyi çalışıyor tutumları. Neyse çok önemli değil, bu çok başka konu. Çok uzman olduğum bir konuda değil. Düşmeye cesaretli biri olmadığında. Burada yine mix knob'umuz var. Burası mix knob'u. Yani bakın. Düşmeye cesaretli biri olmadığından. Bu demek değil ki diri olmadığında. Henüz öyle değilsin meta anlamında. Bu da vibrato modu. Hani sağa çekiyorduk, sola çekiyorduk. Bu da aynı tuş. Düşmeye cesaretli biri olmadığından. Bu demek değil ki diri olmadığında. Henüz öyle değilsin meta anlamında. Yalnız beta anlamında. Buna bastığınız için birbirine bağlar. Kıymeti yok alfalığın yanında dur. Burada da ne kadar tolerans göstereceğini. Burada flexion demiştim, anlattım ya. Bazı notları seçmiyor diye. Aynı muhabbet burası için de geçerli. Burada da, ama bunu sayısını da verebiliyorsunuz. Ayrıca burası mesela low male, tenor alto diyordu ya. Gözünüzde de görmüş olursunuz böylelikle. Bakın. Düşmeye cesaretli biri olmadı. Bas bariton, low male. Düşmeye cesaretli biri bas olmadığından. Bariton, şu bölgede. Demek değil ki tenor alto, bakın. Düşmeye daha cesaretli bölgede biri olmadığından. Midler, dizler daha yukarısı. Mesela soprano, meza soprano, daha tiz sesleriniz var veya tiz okudunuz. Yalnız beta anlamında. Buralara gelir. Ama benim bu plugin'de en sevdiğim özellik şu ki. Düşmeye cesaretli biri olmadığından bu demek değil. Mesela şu ikisi arasında gidip geliyor, gördünüz mü? Düşmeye cesaretli biri olmadığından. Ben diyorum ki doğrusu bu, bu yanlış. Buna geldiğinde direkt olarak buraya at. Düşmeye cesaretli biri olmadığından bu demek değil ki diri olmadığında. Henüz öyle değilsin meta anlamında. Ya da aşağıya at. Yalnız beta anlamında kıymeti yok alfalığın yanında duracak biri olmadı. Ses buraya geldiğinde sesi buraya değil buraya atıyor. Eğer bunu illegal dersem buraya hiç uğramıyor. Legal dersem bunları da tondan sayıyor. Bypass dersem buraya geldiğinde hiçbir şey yapmıyor. Düşmeye cesaretli biri olmadığından bu demek değil ki diri olmadığın. Bu tip vibratolarda özellikle daha melodik okumalarınızda, şu an bu vokalde yok ama daha melodik okumalarınızda iki nota arasında böyle hafif çarptırmalarınız varsa, mesela şuradaki düşmeye denk gelmiş biri şansıma. Olmadığından bu demek değil ki diri olmadığında. Birini bypass yaparsanız anlamında, hatta belki ikisinde kıymeti yok o çarptırmaların doğallığını korur. Ama geri kalan notalarda da Autotune etkisini taşımış olursunuz. Sanırım diyeceklerim bu kadar. Bir de şeyde vardı Autotune. Ama bu tuşların hepsi bütün bu tune programlarında, otomatik tune yapan programlarda aynı. Yani Autotune aslında plugin'in adı. Bu arada onu not düşeyim. Autotune plugin'in adı. Otomatik sesinizi tunlayan bir program. Bunun gibi bir sürü program var. Bakın Low, Correction. Bu da yine Speed. Bu da yine aynı muhabbet şeydeki formant tuşu var. Seçtiniz G sharp, minor şarkı. Düşmeye cesaretli biri olmadığından bu demek değil ki diri olmadığında. Henüz öyle değilsin meta anlamında. Yalnız bakın, beta oluyor, anlamında kıymeti yok alfalığın yanında duracak biri olmadığında. Düşmeye cesaretli biri olmadığından bu demek değil ki diri olmadığında. Zaten hızlı bir vokal olduğu için çok hızlı tutup bırakması sorun yaratıyor. Düşmeye cesaretli biri olmadığından toparlıyor. Bu demek değil ki diri bu tip rap vokallerde, böyle biraz daha hızlı vokallerde ama melodik okunmuş vokallerde. Gerçi her şarkı bir melodinin üzerine oturur. İstisnalar hariç. Daha yavaş return speedler işinize yarar. Keza yine aynı şekilde çok hızlı return speed sadece stilistik bir karardır aslında baktığınızda. Genelde çok kullanılmaz, kimse kullanmaz. İşte daha çok modern o melodik emo trap muhabbetlerinden yapmıyorsanız orada biraz daha hızlı return speed işinize yarar. Ama yine her şarkıda buna kendiniz karar verebilirsiniz. Sanırım söyleyeceklerim bu kadar. Bu videodan şimdi bu kadar dostlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Videoların devamının gelmesini istiyor ve bana destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olup bildirim zilini açmayı çok görmeyin dostlar.
Ayrıca Discord'a gelin. Benden daha çok yardım görebilirsiniz dostlarımızdan. Güzel bir topluluk olduk orada. Ayrıca bu YouTube yorumlarının altında veya Instagram'da da bana gelen mesajlardan iki tane notum var. Birincisi, bana bir şey soracaksanız direkt sorabilirsiniz. Çünkü gördüğümde ona cevap verebilirim. Bana bir şey sorayım mı diye sormanıza gerek yok. Direkt sorun ki görünce cevap verebileyim. İkincisi, bana parayla beat ya da mix mastering yapıyor musunuz diye sormanıza da gerek yok. Full time olarak. Yani karnımı doyurduğum işim bu benim. Yani direkt olarak işinizle gelebilirsiniz. Yapıyor musun, yapmıyor musun diye sormanıza gerek yok. Ve eminim beni izleyen birçoğunuz da biliyor. Bu konuda da ekstra yardımcı oluyorum. Hatta ekstrem yardımcı da olduğum oluyor. Elimden geleni yapıyorum yani. Maddi tarafta yardım olmaktan bahsediyorum. Ve genelde maddi tarafta yardımcı olsam bile kaliteden düşürmeden, revizelerden kısmadan olabildiğince sizin şarkınızı full hale getirmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince. Neyse, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Peace.